Arkadaşlar tekrar merhaba. Şu an Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Tekrar yeni bir yolculuğa çıktık. Bu sefer yanımda sevgili dostum Coşkun var. Merhaba Coşkun arkadaşlar. Nereye gidiyoruz Coşkun? Brüksel. Brüksel'e gidiyoruz arkadaşlar. Sabah 8.30 uçağındayız. Sabiha Gökçen'deyiz. Pegasus'la uçuyor olacağız. Yolculuk yaklaşık 2.5 saat civarında sürecek. O zaman Brüksel'de görüşüyor olalım tekrardan. Bizlere iyi yolculuklar. Evet, iniş yaptık. Yaklaşık 3,5 saat kadar sürdü. Şu an havalimanına vardık. Otobüsümüze bineceğiz. Filipko adında. Daha sonrasında da şehir merkezi Brüksel'e doğru yola çıkacağız. Ekip sağlam bu arada. Alp de bize katıldı. Bu arada herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Birkaç soru sordu pasaport polisi. Nasıl şey mi diyor? Burada çok ilginç kredi kartını sordu. Aynen öyle. Filipko arkadaşlar transfer shuttle var. Bizdeki hava işler gibi. Ortalama 45 dakikada Şarlı Havalimanı'ndan şehir merkezi Midi istasyonuna doğru gidiyoruz. Oradan zaten otelimiz çok yakın. Evet, otelimize yerleştik. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 3 kişilik oda. İdeal boyutlarda. Tuvalet banyosu bize ait. Hostel değil, otel. Buranın fiyatı 210 euro arkadaşlar. 3 kişi 2 gün 2 gece toplam 210 euro. Hemen şehir merkezi tren istasyonu yanında, hemen yürüme mesafesinde. Geldik, yerleştik ve birazdan gezimize çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an Brüksel caddelerinde efil efil geziyoruz. Şu an Grand Palace dediğimiz alana doğru ilerliyoruz. Arkadaşlarla beraber kısaca Brüksel'den, Belçika'dan bahsetmek istiyorum. Belçika arkadaşlar Avrupa'nın merkezi olarak bilinen bir ülke. Burada 3 tane ana dili var. Flemenkçe, Fransızca ve Almanca. Bulunduğumuz Brüksel biraz tabi karma bir yer. Yarın gideceğimiz Bruges ise daha ziyade Flemenkçe'nin yoğun olarak konuşulduğu bir yer. Avrupa'nın en batısındayız arkadaşlar bu arada. Buradan sonra denizin hemen karşısında Londra var, İngiltere var. Gelebildiğimiz hemen hemen en uzak noktaya kadar geldik. Havada gayet güzel bugün. Bulutlu gösteriyordu ama gezmek için gayet uygun bir hava var. Stockholm'da bayağı soğuktu ama burada bayağı bir içimiz ısındı yani. Kesinlikle. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Açıkçası ilk izlenim olarak İstanbul'dan, hatta Türkiye'de herhangi bir şehirden hiçbir farkı yok gibi. Çok fazla Türk var. Türk de var, bir de hani şehrin kendi yapısı da. Evet. Çok da böyle aman aman ben Avrupa'nın merkezine geldim havası yok. Havası yok, evet. Ama bizimle beraber belki o havaya şehir birazdan gidecek. Evet. İşeyen çocuk heykelinde görüşmek üzere. Die verbrandt dat zijn memorie dagelijks bij het vuur verhit. Was ik nog de mijne. Arkamızda meşhur işeyen çocuk heykeli var. Bunun esprisi nedir bilmiyorum ama gördüğünüz gibi birçok turist burada bu mevzuyu çekmeye çalışıyor. Sıradan bir çeşme. Bu yılın belli zamanlarında belli günlere özel olarak süsleniyormuş arkadaşlar. Nooit kan zij er wakker zouden, nooit is zij is wel content. Was ik nog de mijne namen. Evet arkadaşlar, şu an Grand Place'teyiz. Yani büyük meydandayız. Hemen şöyle etrafımızı gösterelim. Gerçekten müthiş ve benzersiz yapılar var.
turistlerin uğrak yeri arkadaşlar burası. Yani eğer Brüksel'e geliyorsanız muhakkak bu meydana uğramalısınız. İnanılmaz fotoğraflık yerler var. Bizler birazdan çekili olacağız. Şimdi de karşımızdaki katedralin içerisine doğru gireceğiz birazdan. Coşkun, nasıl gidiyor kardeşim? Gayet iyi ama biraz soğuklar başladı. Başladı aman abi. Biraz serinlemeye başladı. Aman abi üşütme çünkü yarın dolu bir gün olacak. Üşütmeden gezimizi tamamlamamız gerekiyor. Arkadaşlar şu an fark ettiğimiz bir kokudan bahsetmek istiyorum. İlginç bir koku var. Rutubet kokusu değil. Ne olduğunu tam çözemedik ama biraz rahatsız edici bir koku var. Böyle buram buram vuruyor suratımıza. Bu arada gerçekten hem mimari olarak hem de kültürel yaşam olarak güzel bir yer. Yani bence Brüksel bir gün gezme için ideal arkadaşlar. Evet, şimdi Belçika'da çikolatalar meşhur arkadaşlar. Bir çikolatacı dükkanına geldik. Fiyatları şöyle gösteriyorum. Paket fiyatları. Hello. If you have a try sample, this is an almond caramel. Can I take? Yeah, perfect. Okay. Thank you. Arkadaş bir tane ikram etti. Thank you. It's very delicious. Arkadaşlar çeşit çeşit çikolatalar var burada. Şu gördüğünüz arkadaşlar 25 euro. Şöyle minik minik farklı farklı çikolatalar var. Evet ne diyorsunuz arkadaşlar? Taksim çikolatası mı yoksa Belçika çikolatası mı? Tüh ya sonunu yakaladık abi. Güzel arkadaşlar. Güzel bir burada müzik yapıyorlardı ama yetişemedik. Neyse çıkınca bakarız. Bu bölgenin en meşhur galerisi yani pazışındayız. Böyle birçok farklı kültürel mağazalar var. Ambiyansı güzel. Burası bana Milano'da gittiğimiz meşhur bir pasaj vardı. Oraya çok anımsattı. Ama İstanbul'da pasaj dediğimiz olaylara hiç benzemiyor. Gerçek bir gerçek pasaj var. Abi gözünü seveyim. Kapalı çarşımız var bizim. Kapalı çarşımızın ne eksiği var burada? Kapalı çarşı ayrı ya. Aynen şey öyle. Orası bizim için çok değerli. Ama buranın ambiyansı da gerçekten müthiş. Gelmişken arkadaşlar, Brüksel'in hemen merkezinde bu meşhur pasaja uğramayı unutmayın. Mondes Arts bahçeleri hemen arkamızda kaldı. Arkadaşlar burası Kraliyet Bahçesi olarak geçiyor. Şu an bir falanı filan yok ama yazın ya da bahar burası gerçekten cıvıl cıvıl rengarenk. Şu an malum Kasım'ın sonlarında olduğumuz için çok renkli değildi. Yine de gelmişken manzarası güzel. Burada birer fotoğraf çekebilirsiniz. Evet otel olarak kullanılan Old Englewood. Eski İngiliz evi arkadaşlar. Sanat Tepesi'nin hemen yanında. Brüksel Kraliyet Sarayı.
Evet. Arkamızda Roma Palace var arkadaşlar. Kraliyet. Evet, Belçika İdare. Kraliyet Sarayı. Nedir burası arkadaş, anlat bakalım. Ya burası Belçika'nın merkezinde bulunuyor. Yani kralın idari işlerini yürüttüğü yer. Onun dışında kimleri kabul ediyor? Elçileri burada kabul ediyor. Ama arkamızdaki binalar çok eski değil. 1934 yılına kadar dayanıyor yapımı. Yani kralın burada iş yeri diyebiliriz. Anladım. Ofisi, çalışma ofisi. Evet, çalışma ofisi diyebiliriz. Kaldığı yer burası değil tabii. O zaman... Gezmeye devam ediyoruz. Devam ki. Evet, hemen arkamızda palas, yani saray var. Az önce idari çalışma ofisini görmüştük kralın. Bu arkamızdaki yapı da direkt sarayın, kralın sarayı arkadaşlar. Gerçekten devasa bir yapı. Sarayla ilgili bilgi verecek olursak, yaklaşık kaç tane odası var abi? kaçma gel oğlum. Coşkun, kaç penceresi var abi? Ben bilmiyorum. Birazdan sayacağız. Bir arkadaşlar, sayacağız. Alta yazıyor olacağız. Sarayla ilgili genel olarak bilgilendirme yapacağız. Hemen sarayın karşısında, arkamızı dönüyoruz. Burada sarayın bahçesi var ve burası Belçika'nın en büyük bahçesi. En eski bahçesi diyebiliriz. Hatta halka açık ilk bahçesi olarak da söyleyebiliriz Brüksel'in. Aynen. Tam Kraliyet Sarayı'nın karşısında bulunuyor. Onun dışında da söyleyebileceğim şey şu, çok tarihi olaya tanıklık etmiş. Özellikle 1830 yılındaki devrimde, yani Belçika'nın bağımsızlığını kazandığı devrimde. Abi, ben de kral olsam hemen sarayımın karşısına böyle güzel bir bahçe yapardım. Evet. Değil mi? Evet, şu an bulunduğumuz nokta parkın, o büyük parkın hemen etrafı arkadaşlar, kamusal binaların olduğu, bakanlıkların ve diğer kamu kurumlarının olduğu alan. Burada birçok binanın üzerinde bayrakları, hem Avrupa Birliği hem Belçika bayrağını görebiliyorsunuz. Birazdan arkadaşlar Avrupa Parlamentosu'na doğru ilerliyor olacağız. Buraya kadar gelmişken o meşhur... Evet, yan tarafta Alp Uyarlı Savunma Bakanlığı'ymış arkadaşlar, sol taraf. Yani bizim bakanlıklarımıza göre çok ufak kalıyor. Kesinlikle. Değil mi? Ama trafik biraz var bu bölgede. Tam merkezi alan arkadaşlar. Ticaret merkezlerinin yoğun olduğu bir alan burası. Avrupa Parlamento binasına doğru gidiyoruz. Çok da tarihi bir yer değil. Bildiğimiz bir rezidans gibi. Ama buraya kadar gelmişken Avrupa'nın merkezindeki bu parlamento binasını da görmek istedik. Şimdi iç avluya doğru giriyoruz. Mecidiyeköy'deki ya da o bölgedeki rezidanslara benziyor arkadaşlar. Cevahir AVM gibi. Cevahir AVM gibi. Evet, çok da bir esprisi yok. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Gördüğünüz alanın tamamı Avrupa Parlamentosu. Burada Avrupa Birliği ile ilgili kararların alındığı meclis binaları ve ofisler bulunmaktadır. Hemen şu karşı yolda da birçok konsolosluk binası bulunuyor arkadaşlar. Olay bu. Buradan ibaret. Avrupa Birliği'nin parlamentosunun hemen yan tarafında Türk konsolosluğumuz var arkadaşlar. Binamız da bu. Gayet güzel, büyük bir binamız var. Öyle değil mi beyler? Evet. Vallahi ben beğendim. Eğer hani işiniz düşerse arkadaşlar, binamız burada. Arkadaşlar, içerisinde bulunduğumuz kilise Notre Dame Kilisesi olarak geçmekte. Bu bölgenin en büyük katedrali. Ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz.
Milano'daki katedrale benzettim burayı. Çok büyük ve heybetli. Hemen arkadaşlar Grand Place'in olduğu noktada gelmişken buraya da uğrayabilirsiniz. Arkadaşlar şu ilk günden şöyle bir izlenimim var. Birçok noktada dilenciler var ve sizden para istiyorlar. Bununla çok fazla karşılaşacaksınız. Onun yanı sıra evet trafiğe saygılılar. Bir de burada da aynı şekilde sokaklarda hayvanlar yok. Sahipsiz hiçbir şekilde ne kedi ne de köpek var. Rue Neuve Caddesi'ndeyiz. Burası Brüksel'in en popüler kapalı caddelerinden bir tanesi. Yalnız çok fazla yoğun değil arkadaşlar. Şöyle uzun bir cadde, birkaç kilometre uzunluğunda. Sağlı sollu restoranlar, kafeler var, mağazalar var. Hani bir İstiklal değil açıkçası. Bu arada gündüze göre hava biraz daha ılıman. Avrupa şehrinde olduğu gibi. Noel'e hazırlık arkadaşlar. Genelde dediğim gibi Avrupa'da birçok şehirde Noel pazarı dediğimiz, gece pazarları dediğimiz böyle alanlarda geleneksel ürünlerin satıldığı yerler kurulmakta. Burası da tam bir meydan. Gençler burada. Şu mekanda bilmiyorum nedir özelliği ama burada özellikle bekliyorlar. Nedir burası arkadaşlar? Beurs Cafe. Herhalde popüler, bilmiyorum buradaki mevzu nedir? Hemen müzenin yan tarafı. Arkadaşlar çok fazla bu şekilde sokaklarda yatan homeless, yani evsizler var. Hemen hemen her köşe başında. Söylenildiği gibi var. Özellikle metro istasyonları girişlerine çok fazla var. Biraz İzmirlere girdiğiniz zaman çok fazla evsiz görüyorsunuz. Bir de çok fazla çöp var piyasada. Evet arkadaşlar bir dönerci gördük. Şurada döner menü arkadaşlar 9.50. Kapadokya kebap. Türk olduğunu düşünüyoruz. Fiyatlarına bakıyoruz arkadaşlar. Burada birkaç çeşit koymuşlar. 4.95, 8, 10 euroya kadar böyle farklı farklı waffle'lar var. Nasıl istiyorsanız arkadaşlar. Waffle dışında şöyle göstereyim. Böyle tatlarımız da var arkadaşlar. Bunlar da 8, 10, 20 euro arasında. Evet arkadaşlar, Delirium Bar Cafe bu bölgenin en popüler mekanlardan bir tanesi. Geleneksel içeceklerin olduğu bir yer. Yani sokak arasında ama güzel bir konsept var. Biz arkadaşlar içmediğimiz için Belçika'nın evet en ünlü kafesi. Yani bizler içki içmediğimiz için sadece bakınıp çıktık arkadaşlar. Burada yine daha farklı konsept mekanlar var. Arkadaşlar bir waffle'cıya geldik. Şu çilekli muz olandan söyledik ama muz kalmamış. Sadece çilekli olan, çikolatalı olandan alacağız. Burası epey popüler bir yer. Hemen yan tarafında patates kızartmacısı var. Orası da epey kalabalık. Bakalım ablamız yapıyor. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Waffle söyledik. Buraya kadar gelmişken çikolata ya da waffle yememek olmazdı.
Şöyle söyledik arkadaşlar. Şu 6.90 euro. Bizlere afiyet olsun. Evet, Belçika'da ikinci günümüz. Şu an arkadaşlar Fikfas durağına geldik. Tren istasyonunun oradayız arkadaşlar. Burası Nord diye geçiyor. Midi değil. Buradan kalkıyor Flixbus'lar. Coşkun ve Alp'le beraberiz yine. Yönümüz Bruges arkadaşlar. İkinci günü Bruges'da geçireceğiz. Havada yağmur var gibi. Bakalım, umarım yağmayacaktır. Birazdan otobüse doğru gidiyor olacağız. Otobüsü bekliyoruz. 5 dakikaya kalkacak arkadaşlar. Bu arada otobüs biletleri gidiş 3 kişi toplam 24 euro. Evet. Öyle değil mi Ali? Evet. 24 euro. Aynen. Gayet güzel. Birazdan Bruges'deyiz. Evet arkadaşlar, arkamızdaki yapı bu bölgenin en uzun yapısı. Bu arada neredeyiz? Bruges'dayız. Bruges'un en büyük yapısı Çan Kulesi arkadaşlar. Hemen Old Town dediğimiz bölgedeyiz. Broadmark. Broadmark. Peki nedir başka özelliği Alp buranın? Yani burada 47 farklı çan sesi duyabiliyorsunuz. Yani her saat başı farklı bir çan sesi duyuluyor. Ve yukarı en üst kata çıkmak isterseniz 400 merdiveni tırmanmanız gerekiyor. 1240'lı yıllarda inşa edilmiş bir kule burası. Orta çağda. Evet, orta çağda. Buranın en eski yapılarından bir tanesi. Abi o değil de ben o kadar merdiven çıkamam herhalde. Evet, 400 merdiven fazla. Bir de tabii şehrin bütün manzarasını bu kuleden izleyebiliyorsunuz tepesine çıktığınız zaman. Şu an arkadaşlar Bruges'dayız. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat civarında otobüs yolculuğu sürdü. Hani Belçika'da Bruges ve Brüks arasındaki farkı değinecek olursak, Coşkun nedir sence farklar abi? Hani burası daha şey değil mi? Çok, daha turistik. Daha turistik. Çok daha düzenli. Yapılaşma olarak da daha tarihi. Evet, daha farklı yapılar var. Bunları söyleyebiliyoruz. Daha temiz değil mi daha abi? Daha temiz bir yer. Çok da karma bir yer değil. Evet. Daha ziyade buranın insanları ve turistler var. Daha elit bir yer diyebiliriz. Diyebiliriz. Aynen öyle. Biz burayı film stüdyosunda gibi hissediyorsun. Zaten şey diyecek. Birazdan kanallara gideceğiz. Burası için ikinci Venedik diyorlar arkadaşlar. Evet. Şey diyen de var. Avrupa'nın masalsı şehri diyen de var. Evet. Bakalım görelim. Tatlı bir hediyelik eşya satan mağazaya girdik. Böyle Noel süsleri var genelde. Bu tarz yerler arkadaşlar genelde Belçika'da birçok yerde var. Halk bu gibi süslemeleri seviyor. Görüyorsunuz yoğun bir ilgi var zaten. Evet, şu zımpırtı
Abi 23 dolarmış, euroymuş. Vay arkadaş. Evet arkadaşlar, Belçika'nın dantelleri de meşhur. İlginçtir. Dantelleri iyi pazarlamışlar. Yine dantel satan bir işletmeye doğru giriyoruz. Bakın şöyle bir dantel. 19.50 euro. Evet bu bina belediye binası. Hemen yanında da şurada kanlı bazilika dediğimiz Hazreti İsa'nın kanı olduğuna inanılan kilise. Birazdan her ikisine de gidiyor olacağız. Hemen arkamızda da bir tane at arabası var. Burada arkadaşlar şehir turu genelde bisikletle ya da at arabayla yapılıyor. Gelmişken deneyebilirsiniz. Drinken, nooit mag ik eens vrolijk zijn. Nooit kan ik iemand beschinken met een glaasje bier of wijn. Was ik nog met mijn naam, er was ik nog met geweld op mijn. Ve arkadaşlar, Eskişehir'e benzerliğiyle tanınan Buruj'dayız. Arkamızda kanallar var. Burası Old Town dediğimiz yer arkadaşlar. Kanallardan yalnızca bir tanesi. Evet burası Avrupa'nın ikinci Venedik. Orta Çağ'da hissediyorsunuz arkadaşlar. Coşkun ne oldu? Hoşuna gitti bakıyorum. Orta Doğu değil mi? Ya sorma abi, Orta Çağ ya. Orta Doğu nereden çıktı? Orta Doğu desin derse kollamamız lazım. Saint John Hospital. Arkadaşlar burası Orta Çağ'dan kalan bir hastane. Evet. 11. yüzyıldan kalma. Hastane içerisinde müze olarak kullanılıyor ve o dönemden kalma bir takım aletler hala o müzede sergileniyor. Vay be, çok ihtişamlı bir hastane. Evet. Arkadaşlar böyle bir mekana geldik. Patates biliyorsunuz Belçika'da meşhur. Böyle büyük bol patates söyledik arkadaşlar. Tanesi 5 euro geldi. Yani bir ismi yok aslında ama gelmişken patates de yemek istedik. Biz de rahat ediyoruz. Arkadaşlar şu an Buruj'dan trene bindik. Brüksel'e doğru ilerliyoruz. En güzel yöntem arkadaşlar bu. Yaklaşık 1 saat sürüyor. Trenimiz de bu arada 2 katlı. İkinci katta. Geze geze gidiyoruz değil mi? Evet. Ortam gayet güzel. Bir de konforluydu. Konforlu bir tren. Türkiye'de var mı? Şimdi 2 katlı. Yok, 2 katlı tren yok. Ben de ilk defa burada bindim 2 katlı. Galiba artırmıştır. Halbuki sen çıkıyorsun yurt dışına, bindin mi hiç 2 katlı olanlara? Yok, ben de ilk defa bindim. Trene bindik ama 2 katlıyı bilmemiştik. O zaman arkadaşlar bu gece son gecemizdi. Brüksel'e doğru geçiyoruz. Otele geçip dinleneceğiz. Yarın sabahta erkenden havalimanına doğru gidiyor olacağız.
gezimiz bu kadardı. Bizler keyif aldık. Umuyorum ki sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Havalimanında yarın görüşmek üzere. Ülkenin sembol yapılarından bir tanesi arkadaşlar. Dönme dolap. Yüksek bir tepede kurulu. Şehri kuş bakışı görmek istiyorsanız dönme dolaba binebilirsiniz. Kedim rastan alıp trol ettik maalesef.